Eyvah eyvah eyvah. Sentinel. No Man's Sky. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna girmeden önce şöyle bir baktım. 2018. Tarihler 2018'i gösteriyordu. Son kayıt dosyamız 2018. Şu nedir? Upgrade modül. Vesaire vesaire falan filan. Tamam ya, şu an onu bir kenara bırak. Evet, bu oyuna uzun zamandır girmedik arkadaşlar. Köşede, kenarda, atıl durumda kalan oyunlardan biriydi. Ve tekrardan başlamaya karar verdim. No Man's Sky ile ilgili iki tane kayıt dosyam var. Biri benim kendi oynadığım seri, diğeri ise kanala çektiğim seriydi. Kanala çekmeyi çok uzun zaman önce bırakmıştık. O zamandan bu yana inanılmaz derecede çok fazla içerik güncellemesi geldi. Tehlikeli. Ondan korkuyorum. Evet. O zamandan bu yana oyuna çok fazla içerik güncellemesi geldi. Hatta bu ay, yani Nisan ayında 6 GB'lık bir içerik güncellemesi daha geldi. Ben de o güncellemeden sonra bu oyuna neden tekrardan başlamıyorum dedim. Envanter full mü? Ciddi olamazsın. At şunu ya. Bir saniye arkadaşlar. Ya saldırgan. Evet, onlar saldırgan. Bu gezegen yavaş yavaş hatırlamaya başlıyorum. Biz şu an bulunduğumuz yıldız haritasındaki, yıldız sistemindeki Atlas Pass bir gerekliymiş. Evet, şu an bulunduğumuz yıldız sistemindeki bütün gezegenleri dolaşmıştık. En son buraya gelip, daha doğrusu burayı size göstermek için gelmiştim. Ve ondan sonra da oyuna devam etmemiştik. Bu gezegende herhangi bir sıcaklık, soğukluk ya da radyoaktif hiçbir şey yok arkadaşlar. Yaşam şartları çok uygun. Bir base yapmak için mükemmel bir yer ama maalesef sentineller çok saldırgan. O yüzden onları gördüğüm zaman kaçıyorum. Yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Pekala. Sanırım hepsini temizlemiştik. Evet, hepsini temizlemişiz. Geride hiçbir şey bırakmadık. Tamam. Şöyle bir bakalım. Opsiyon değil. Şu nedir abi? Neyse. Görevlerimiz vardı. Evet. Unik bir plant taramamızı istiyordu. Onu yaşam formuna götür diyor ve ödülünü al falan filan. Tamam. Bunu zaten yaptık. Tamam. Peki. Milestone'larımız var. Katalogda raw materyaller, craftingler, ekipmanlar vesaire vesaire. Keşfettiğimiz ıvır zıvır şeyler. Buradan da çıkalım. Envanterimiz biraz sıkıntılı. Az önce de gördüğünüz gibi gerçekten biraz başımızı ağrıyacak. Envanterimizi büyütmemiz lazım. Büyütmek için bir istasyona gitmemiz gerekiyor. İstasyondan yapabiliyoruz ya da kaçış potları vardı sanırım. Onları bulup onlardan beleş yapabiliyorduk ücretsiz. Teknoloji, kargoda herhangi bir şey açmadık. Şöyle bir şey var. Bu teknolojileri buradan taşıyabiliyorsunuz. Hatta şuradan
Şuraya da taşıyabilirim. Nereye taşıdığımın önemi yok. Biz seriye başladığımız zaman, No Man's Sky serisine başladığımız zaman böyle bir özellik yoktu. Burada bir şeyler varmış. Multi tulum. Bu arada hurda bir gemimiz var. Teknoloji kısmı boş. Multi tulumuz hiç fena değil. Kromatik metalle onaralım. Büyük ihtimalle bu gezegene bunu onarmak için gelmiş olabiliriz. Yükle abi. Yüklüyorum ki biraz açılsın arkadaşlar. Exosuit'te yer açılsın. Şu böyle dursun. Buradan çıkartabileceğimiz başka bir şey var mı? Mesela seni nereye kullanabiliyorum? Şu an kullanamıyorum. Seni de kullanamıyorum. Tamam. Gelin biraz gezegeni gezelim, dolaşalım. Ondan sonra buradan çekip gideriz. Bir istasyona çekip gideriz. İstasyonda bir şeyler yaparız. Daha doğrusu oyunu istasyonda sonlandırırız. Ve bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Damage Component. Şu an öyle bir şeye sahip değiliz. Ne yapalım biliyor musunuz? Anladığım kadarıyla keşfedilecek şeyler var. Onları keşfetmek için küçük bir yolculuğa çıkalım. Mesela şu bilgi taşlarını ziyaret edip kelimeler öğrenebiliriz. Bir saniye. Evet, böylesi daha iyi. Karakteri görebiliyorsam görmek isterim arkadaşlar. Şu pislikler saldırıyordu değil mi? Total value 5600. At gitsin ya. Ben bir an tanesi sandım ama değilmiş. Oyunu hatırladıkça neler yaptığımızı da hatırlamaya başlayacağım. Ama şu anda önce şunu bir tarayalım. Ne oluyor? Şimdi kargo kapasitemiz çok yetersiz. O yüzden yanımıza hiçbir şey alamayacağız. Biz biraz dolaşalım arkadaşlar. Sadece dolaşalım. Oo. Korvax dilinde di kelimesini öğrenmişiz. Bu nedir? Bakır. Bakıra ihtiyacım olduğunu zannetmiyorum. Bir taş da orada var. Oraya da gidelim. Güzel. Bir saniye. Sanırım bu görevi ben istasyondan aldım. Nereden aldığımı bilmiyorum ama muhtemelen istasyondan almış olabilirim. Oo, şunları keşfedelim. 10.000 mi? Bir dakika arkadaşlar. Scanner. Bu değil.
İşte bu artı %1004 veriyormuş fauna keşiflerinde. Faunadan kastı canlılar arkadaşlar, bitkiler değil. Bitkiler olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü bitkilerde keşfedecek daha fazla şey var. Her yer bitki. Ama bu da iyi. Şunu da analiz edelim. Oraya gideceğim. Amacımız gezegeni dolaşmak. Oh, sakin ol. Sen ne veriyorsun? Pislik. Saldıracak. Saldıracak sentinellerle yüz yüze gelmek istemiyorum. Peki ben az önce, evet, yukarıdaymış. Bu nedir abi? Bakın yeni yeni şeyler var. Güncelleme ile gelen yeni yeni bir sürü şey var arkadaşlar. Eyvah eyvah eyvah. Sentinel. Beni görmedin. Ben burada değilim. Başka var mı? Oyunla ilgili yönlendirmelerinizi bekliyorum arkadaşlar, ama bana işte base kur diye bir şeyle gelmeyin lütfen. Çünkü yerleşik hayatı sevmiyorum. Zaten bu seriyi başından tekrar oturup izlerseniz, bunu defalarca söylemiş de olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü No Man's Sky'da, eyvah. Çünkü No Man's Sky'da ben galaksinin merkezine gitmeyi düşünüyordum. Şu aşamada U kelimesini öğrenmişiz. For kelimesini öğrenmişiz. Şu aşamada yerleşik düzene geçmek istemiyorum, ama ileriki aşamalarda olabilir. Aslında bu gezegen yerleşik düzene geçmek için çok ideal. Çünkü çok rahat bir gezegen. Radyasyon seviyesi yok. Soğukluk, sıcaklık, hiçbir şey yok. İdeal şartlarda bir gezegen. Buradaki tek sıkıntı sentinellerin çok agresif olması ve sürekli saldırıyor olmalarıydı. Hatırladığım kadarıyla. Çünkü ne oldu ya? Çünkü bu gezegene ilk kez geldiğimde sürekli saldırıyorlardı. Ben yıldız sisteminden çıkmadan önce size gezegeni göstermek için buraya gelmiştim. Şunu at lütfen. İçeriğinde ne vardır? Şaka mı yapıyorsun? Ne yapacağız? Hiçbir şey atamıyoruz. Çok saçma ya. Buna bir çözüm bulmamız gerekecek. Buna gerçekten bir çözüm bulmamız gerekecek. Elimizde işleyebileceğimiz ham madde var mı? Mesela şu sodyumları işlesek. Bir saniye. Sodyum nitrat basabiliriz.
Neden olmasın? Neden olmasın arkadaşlar? İçerisine karbonu bas. İçerisine sodyumu bas. Ve işle. Evet, 80 tane yapacakmış. En azından onları stekleyebiliriz. Şimdi gemimiz orada kaldı. Çok uzak değil. Gidip şuna bakabiliriz. 350. 269. İkisine de bakarız. O tarafa doğru yöneliriz. Ama öncelikle şunun bitmesini beklemem lazım. Bu neydi abi? Kayıt noktası alabiliyorum. Ben şu an kayıt almak istemiyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Bunlar baş belası şeyler. Bir şeye bakalım. Katalogdan mı bakıyoruz? Nereden bakıyoruz? İçinde bulunduğumuz gezegenin durumunu kontrol etmek istiyorum. Emin değilim. Çok bir şey anladığımı söyleyemem arkadaşlar. Bunlara alışmak lazım. Neyin ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Rename yapıp gönder diyor. Burayı ilk kez biz keşfetmiş olabilir miyiz? Bu gezegenle ilgili net bilgiyi nasıl öğrenebilirim? Mesela şimdi sodyum nitrat şöyle dursun. Şunu da buradan geri alalım. Kaç sentineller, pislikler sizi. Evet, bir bölge keşfetmişiz, bir araya keşfetmişiz diyor. Bunlar ne veriyor? Siz nesiniz abi böyle? İlginç. Sentineller rahat bırakmayacak. Şuralarda bir yerlerde bir tane daha vardı. Biraz geriye gidelim. Evet, oraya gidiyorduk. Aynen. Biz zaten oraya gidiyorduk. Bunu tesadüfen bulduk. Sakin ol. O nedir abi? Custom marker mı? Birileri oraya işaret koymuş olabilir. Korvax dilinde not kelimesini öğrendik.
Şuna gidip bakmak istiyorum. Bakın bir tane de orada var. Bunlar oksijen, evet oksijenmiş. Oyunu yavaş yavaş hatırlayacağım. Kendi kaydımda da çok fazla oynamıyorum. Zaman zaman girip oynuyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum işte 2-3 ayda bir girip birkaç saat oynayıp çıkıyordum. O nedenle oyunla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Yani daha doğrusu güncellemelerle ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Oyunun temel ilerleyişini zaten biliyorum. Kontrollerini vesaire pek çok şeyini biliyorum ama o kadar çok içerik güncellemesi geldi ki artık ipin ucunu kaçırdık. O custom marker nerede abi? Bunu buraya kim çaktı? Ben mi çaktım? Ama ben buraya gelmedim ki. Tamam. Yavaş yavaş gemiye dönelim. Envanterimiz ne durumda? Şu karbonu ben götürüp multitool'un içerisinde şuna kullansam. En azından biraz yer açılmış oldu. Şunu da şöyle yapalım. Zaten bölgeden çok uzaklaşmamışız. Ne kadar paramız var? 3.8 milyon. Güzel. Şunun tepesine çıkabilir miyim? Ve tepesine çıkarsam bir şey elde eder miyim? Bence hiçbir şey elde etmeyiz. Şuna da gidip bakalım mı? Hadi gidip ona da bakalım. Bizim kargo kapasitelerimizi arttıracak şeylere ihtiyacımız var. O yüzden bolca drop pod lokasyonu bulmamız gerekecek arkadaşlar. İstasyondan bakacağım. Eğer istasyonda satılıyorsa alacağım. Başka var mı? Yakınlarda varsa onu da ziyaret edebilirim. Bakın şu tarafta var. Biz oradan geldik sanırım ama yine de emin değilim. Biraz yükseğe çıkarsak anlayacağız. Evet oradan geldik. Açmışız. Oraya gidebiliriz. Ne kadar süre oldu? Şu an yaklaşık 25 dakika oldu. Bence oraya gidip geri dönebiliriz arkadaşlar. Biraz şeye ihtiyacım var. Hani yaşam formu, birkaç yaşam formu daha bulabilirsek neden olmasın? Yani bu gezegende mesela eksik kaç tane yaşam formu var? Bakın 15 tanenin ikisini bulmuşuz.
Demek ki baya bir yaşam formu var. Bir yerlerde dolaşıyorlar. Bir yerlerde dolaşıyorlar. Onları bulmak lazım. Al işte. Bak. Söylemiştim. Sakin ol. Sakin ol. 6200. Biz işaretimizi nereye koyduk? Araçlar geliştirebiliyoruz. Araçlar üretebiliyoruz. Mesela ne diyordum? Evet, araçlar üretebiliyoruz. Mesela hovercraft gibi araçlar var. Onları üretip arazide daha rahat dolaşabiliyoruz. Onun dışında bazı arabalar falan üretebiliyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen... Oo, şunlara bak. ...18.000. Wow. İyi verdi. Ne kadar çok kelime öğrenirsek o kadar iyi. Çünkü diğer ırklarla olan iletişimimizi bu kelimeler sayesinde kuruyoruz. Onların ne söylediklerini anlayabilmemiz için bu taşları sürekli ziyaret edip yeni kelimeler öğrenmemiz lazım. Her ırkın kendine ait şeyleri var. Taşları var. Ve her gezegende belirli ırklara ait taşlar var sanırım. Yani şöyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Mesela bir gezegende iki farklı ırkın bilgi taşlarına ulaşabilir miyiz? Emin değilim. Abi nerede? Ciddi misin? Bunun içinde mi kaldı? Şuna bak ya. Tamam. Geri gidiyorum arkadaşlar. Geri gidip oyunu kaydedeceğim. Bir sonraki bölüm bir istasyona gidip oradan devam ederiz. O sarı şeyler nedir? Onlar sanırım sodyum kaynağı. Gidip hepsini alalım. Hepsine çökelim. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Oyunun grafikleri bence mükemmel. Sakın bana saldırma. Sakın bana saldırma. Ben burada değilim. Bak. Birbirimizi görmedik. Tamam mı? Ondan korkuyorum. Çünkü saldırgan olduklarını biliyorum. Başka bir gezegende olsa bunu çok da kafaya takmayabilirdim ama bu gezegende çok saldırgan olduklarını biliyorum. Ah be. Hepsini doldurduk. Tamam.
Ah, az önce, işte buradasın. Az önce dinozor gibi bir şey çıktı ve kayboldu diyecektim. Hangisi? O bilinmeyen şey hangisi? Sen misin? Hayır. İlginç. Bu gezegende yapacak çok şey olduğuna adım gibi eminim ama bunları bir sonraki bölüm yapsak daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.